yapıyoruz. Aslında şey lazım. Birecik patlıcanı lazım. Şey için. Bu ne? Bu seraya, bu kemer patlıcanı olmaz bunlar. Bunun bu Birecik'te yetişen kebaplık patlıcanlar. Ondan ne yapacaksın? Pişti mi şeyle terleteceksin onu. Şeyle kavandan tuttun mu içi düşer. Bir de bunun eti şey olacak. Zırh kıyması olacak. Burada çok şey yapan yok yani, o işe anlayan yok. Kasaba bir gün dedim zırh kıyması dedim, o ne abi dedi. Ya dedim bunu dedersin tek tek zırh mı yavrum? Yapacak işte, bunun orijinal bu, özel şeyi, özelliği bu. Abi dedi sen evde yapıysan yap, etini al da git dedi. Aa, bunu bitirdik yani. Şimdi şuna başlayacak inşallah. Ondan ye. Sonra o şeker şeker yiyebilirsin. Şeker. Cevizli. Ondan sonra bunu Leyla doğru için Nusret. Kardeş. Leyla. Bunu 8. ayda çıkar o şey. Bilecik patlıcanı. Hmm. 8. ayda 9. ay 10. ay. Şimdi 10. 11. 12. ayda soğan kebabı. Nisan Mayıs'ta sarımsak kebabı. Yeni Dünya kebabının ne zamanı yok? Onu ben yaptım sanırım ya. O şey denedin mi? Denedim onu. Olmuyor değil mi? Böyle eşki eşki, bir de şey yani ya meyveden şey olmaz ya. Yani o, pişmez de ya. Pişerse meyvası şimdi, olur. Şeyin etin pişme süresiyle onun pişme süresi çok farklı. Ya eti yakacaksın ya Yeni Dünya'yı çiğ çıkaracaksın. O da şey olmaz yani. Tutmaz. Ya meyve pişerse ne olur bacana? Ben de çekeyim. He? Marmelat. Evet, ona biraz şeker atacak, reçel yapacak yani. O işin fantazisi yani. Yoksa şey, bunun özelliği o. Kuzu eti olacak, erkek kuzu. Ondan sonra. Oho. Abi. Tepsiyi bir yere nasıl getireceğim lan? Bak, şimdi bunu normalde tepside de yapılmaz bu. Bunu şimdi şişte yapacaksın, tamam mı? Zırh kıyması olacak. Ondan sonra Birecik patlıcanı olacak. Ondan sonra şişte yapacaksın. Bunu tepsiye çekeceksin. Terleteceksin. Üstünü kapatacaksın. Şöyle 15-20 dakika o şeyden buharında kendi yumuşayacak. Ondan sonra patlıcanın kabuğunu hiç soymaya gerek yok. Kabuğunun ucunu tuttun mu kendiliğinden düşer. Eti de işte zırh kıyması olması lazım. Şimdi bu normal makine kıyması ya. Makine kıyması pişince şey yapıyor. Dağılmıyor şeyde. Tuttuğunda bir de şey olması lazım, erkek koyun olması lazım yani, şey için mi, patlıcan kebabı için mi? Abi, şey erkek koyun, bir de şeyden bu döş eti dediğimiz var ya, normalde şimdi şey alanlar bunu buttan soyduruyor, siyah etten diyor, olmaz bunun şeyi karın boşluğundan olacak. Şimdi biz bunu şeyden aldık, alandan aldık, adam dedi Antepli misin dedi. Ya dedim, burada bu eti yemezler dedi. Ben dedi karın boşluğunu vereyim şimdi birine dedi. Etin kötüsünü vereyim der diye dedi. Halbuki etin en lezzetli şeyi orası. Şura. He, karın boşluğu. Siyah but olacak. He, siyah but olacak. Halbuki... Ama bundan bir yemek doğrayabilir miyim ben bunu? Ne? Şöyle yuvarlama için. He. Tamam, bu buna yeter herhalde. Sen bunun domatesini, biberini getir. Getirdim oradan. Getirdim. Kasap da değişmiş zaten. Her sene bir kasap var. Tanıyorduk onu. Sen de şey gelmiş, bir kırıkanlı gelmiş. O da bilmiyor ama ne yapacaksın işte. Tamam, başında önce bu kadar olur. Ya bunu bizim kaynana şey yapıyor ya, Nusret. Yer ocağında yapıyor ya, onda da çok güzel oluyor. Hmm. Yer ocağında. Yer ocağında bu çok mükemmel olur. He, ateşte. Onu ama şey yapacaksın, bileceksin. Yoksa şey yaparsın, yakarsın onu. Aynen o işi kömbe memle yapıyor ya şeyde. O da şahane yapıyor yani. Şimdi açık olarak zamanında.
Ne oldu? Arkadaşı yani. Arkadaşı. Okuldan. Kimi? Fatih, sen öğretmenini aradın mı? Fatih kovasını aramıyor. Kim gelmiş Furkan? Sınıf arkadaşı gelmiş. Halep dedi ama. Ben... Hangi at? Oraya çekmiyor. O da benim kısmet çekiyor belki de. Oraya hep çekmiyor. Çekiyormuş gibi gözüküyor ama çubuklar var. İşlemiyor. Ruşen mi? Ne için arayacak? Yani götürsün böyle. Şimdi söyledi, balayı yemeyelim. Bu ne ya? Diye. Telefona mı bağlı o? Halasıyla götürsün. Bağlanıyor. Halasını arama. Allah Allah. Evet, sen ara ara hemen. Ne yapıyor? Ara ara, bir şey olmaz. Kendini de ara, halasını da ara.